Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda yaz geliyor. Güzellik konuşacağız, bakım konuşacağız ve gerçekten incelme konusunda çok popüler uygulamalar var. Onları da öğrenmek istiyoruz. Duygu S Beauty'den Duygu S bizimle birlikte. Kendisine merhaba diyelim, programımıza başlayalım. Merhaba. Nasılsınız Duygu Hanım? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi güzellik konuşacağız. Hep Evet. eskiden derdim ki kadın konuklarımız dikkatlice izlesin ama artık erkekler daha fazla müşteri soruyor Evet. güzellik merkezlerinin. Bunları konuşacağız ama konuşmadan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isterim. Nasıl başladınız bu sektöre girişinizi? Sonra konularımıza geçelim. Tabii ki. Ben bu sektöre çok severek, çok isteyerek başladım. Özel sektörde aslında çalışıyordum daha öncesinde. Fakat içimde hep böyle bu sektöre karşı bir merak vardı, bir heves vardı bayan olarak. Bayanlar çünkü bakım yapmayı, kendine bakmayı çok seviyorlar. Bu şekilde merak ederek başladım. Gerekli eğitimlerimi tamamladım. Ondan sonra zaten peşinden yer arayışına girdik. Ve salonumu açtım. Uzman kadromla birlikte bahçeli evlerde hizmet veriyoruz. Gayet iyi tepkiler aldık. Güzel bir başlangıç yaptık. Şu anda güzellik sektörü ve kuaför olarak müşterilerimizi ağırlıyoruz. Harika. Peki, ne gibi hizmetlerimiz var salonda? Tabii ki. Şimdi lazer epilasyon hizmetimiz var. İğneli epilasyon. Zayıflama adı altında G5, pasif jimnastik, lenf drenaj, Magic Crush hizmetimiz var. Cilt bakımında medikal cilt bakımı ve altın ütü var. Manikür, pedikür, protez tırnak, kalıcı makyaj, ipek kirpik işlemlerimiz var. Bunun dışında bir de kuaför salonumuz olduğu için içerisinde kuaförde yapılan tüm işlemler, kesim, boya, fön, gelin, başı her şey var. Bu şekilde iki taraflı da hizmet vermekteyiz. Harika. Yani girdiğimiz zaman Evet. salona baştan aşağı yenilip Evet, çıkabiliyoruz. çıkabilirsiniz. Peki. Şimdi yaz geliyor. Çok önemli. Hem Evet. cilt için hem işte mayolar, bikiniler giyilmeye Evet, başlayacak. evet. Havuz, deniz sezonu derken tabii ki çok güzel uygulamalar var. Bölgesel zayıflama ile ilgili özellikle. Onunla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Neler Tabii ki. yapıyorsunuz? Bölgesel zayıflamada 4 tane cihazımız var bizim. Bunların hepsi bir kombin olarak düşünülmesini biz genelde tavsiye ediyoruz. Bir de tek başına tabii ki yeterli olmuyor. Danışanlarımızın da beslenme düzenine dikkat etmeleri gerekiyor. Dikkat ettikleri sürece zaten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bundan müşterilerimiz de çok memnun ayrılıyorlar. Bizim cihazlarımızda mesela G5 dediğimiz kan dolaşımını hızlandıran, selülit oluşumunu engelleyen bir cihazımız var. Pasif jimnastik, kasları harekete geçirerek mekik çekilmiş çekme etkisi veren bir cihazımız var. Lenf drenaj ödemi arttıran, vücudu sıkılaştıran bir uygulamadır. Bunun dışında zaten diyet programlarına da hizmet vermeye başlayacağız. Bu şekilde kombin olarak aldıkları zaman paketlerimizi zaten dikkatli ettikleri sürece ilk seansta bile etkilerini görmüş oluyorlar. Harika. Şimdi tabii bununla ilgili herkes de böyle mucizeler bekliyorlar ama Evet. aslında burada en iyi verim nasıl alınır? En iyi verim aslında şimdi tek seansta bir mucize beklenmesi doğru değil. Çünkü kişinin mesela yağlanma problemi varsa veya ödem problemi varsa bunu zaten ilk geldiği zaman bir analizini yapıp ölçümlerini alıyoruz. Ona göre hangi bölgesinde sıkıntı varsa ne yapması gerektiğini kişiye söyleyerek hangi cihazları kullanabilir? Zaten öncesinde bir konsültasyon formu dolduruyoruz. Kişi rahatsızlıkları var mı, kronik rahatsızlıkları var mı veya bu cihazı işlem alabilir mi diye. Bütün aşamalardan geçtikten ve değerlendirdikten sonra aslında kişiyi yönlendiriyoruz. Bu cihazı kullanabiliriz sizde veya işte sizin vücudunuzun ihtiyacı bu değil. Bu cihazla başlayalım diyoruz. Bu şekilde bilgilendirdikten sonra zaten yaz da geldiği için şu an gerçekten güzel bir talep var. Cilt bakımında da öyle. Yaz geldiği için artık kıştan çıktığımız için bir de çok yaz geldiği zaman bazı genç müşterilerimiz çok makyaj yaptığı için veya sivilcelenme, akne problemi olduğu için bunlardan kurtulmak istiyorlar. Bunda da ben çok tavsiye ettiğim tek şey güneş kremi kullanmaları, ciltlerini güzel korumaları ve bakımlarını, günlük bakımlarını ev devam ürünleriyle sağlamalarını tavsiye ediyorum. Bunun dışında dermapen gibi, plazmapen gibi işlemlere biraz ara verilmesini tavsiye ediyorum. Çünkü yaz döneminde yapılması çok doğru olmayan işlemler, kışa doğru bunları tekrar sağlayabiliriz. Evet. Aslında bunların hepsi yapılabilir ama orada sanırım insanlar
iyi bakamaz ciltlerine değil, evet, zarar görürler. Evet, bir de güneşe çok maruz kaldıkları için. Güneşte çok sık korumadıkları için. Mesela güneş kremini de her saat başı aslında yenilemek gerekiyor. Bulunduğumuz alandaki spot ışıklar bile güneşte lekelenmeler yapıyor cilde. O yüzden güneş kremimizi her daim çantamızdan ayırmamamız gerekiyor. Kesinlikle. Peki Duygu Hanım, şimdi bölgesel zayıflamaya, incelmeye geri dönersek, evet, şimdi orada biraz somut rakamlar duymak isteyebilir izleyenler. Kilo olarak olabilir veya bel ölçüsü, karın ölçüsü olarak olabilir. Var mı böyle ortalama rakamlar? Şöyle, ilk seansta mesela 2 santim gibi inceldiğini danışanlarımızın şahit oluyoruz. İlk seans için bahsediyorum. Tabii bu ilerleyen seanslarda daha fazla, mesela 12 santime kadar çıkabiliyor. Çünkü zayıflama paketleri 8 seansla 15'e kadar yükseltilebiliyor. Bu kişinin alacağı verime göre değişiyor. Bütün zayıflama paketleri bittikten sonra bir ay dinlenmesini istiyoruz eğer kişi devam etmek isterse. Bir ay dinlendikten sonra tekrarında zayıflama paketlerine geri dönüş yapabilir. Bu mesela yağ parçalama veya işte sıkılaşma isterse veya işte cildinde biraz daha bir elastikiyet kaybı varsa, bunları ona göre kendisinin istediği şekilde yönlendirip devamını getirebiliyoruz. Harika. Peki Duygu Hanım, başka şube var mı şu an tek? Şu anda tek şubemiz. Ben de çünkü bütün hafta oradayım, oraya kanalize olmuş durumdayım. Şu an sadece orada bir hizmet vermekteyiz. Ama tabii ilerleyen zamanlardaki hedefim bizim de klinik olma gibi bir hedefimiz var. İnşallah ileride klinik işlemleriyle birlikte bünyemizde de bir doktorlarla çalışıp salonumu bu şekilde büyütmeyi hedefliyorum. Harika. Genelde franchise çok moda sizin, evet, sektörünüzde şu anda ama, evet, sanırım çok herkes franchise'de kendi markasını da yaratmak istiyor. Bir sürü kadın girişimci var. Önerir misiniz bu sektörü? Bu sektörde hizmet vermek nasıl? Bu sektörde hizmet vermeyi açıkçası ben çok severek yapıyorum. Çünkü bayanlarla iç içe olmayı, bayanları mutlu etmeyi, kendilerinde gördükleri değişime şahit olmayı seviyorum. Ama franchising olarak ileride düşünür müyüm? Çok sıcak baktığım bir konu değil franchising benim. Çünkü her zaman işimin başında olmayı, müşterilerimle birebir ilgilenmeyi, gerçekten o işin eğitimini almış insanlarla yola çıkmayı ve çalışmayı seviyorum. O yüzden emanet etmem biraz zor. Benim gibi, evet, kendi işini çok seven veya işte çalışmayı çok seven biri olarak emanet edebileceğim, franchising verebileceğim çok bilmiyorum, karar vermek zor geliyor bana. Değil yani mi? O konuda. Evet. Evet. Genelde Türkiye'de franchise verildikçe kalite düşüyor Düşüyor maalesef. Evet. Evet. Peki Duygu Hanım, var mı son olarak söylemek istediğiniz, duyurmak istediğiniz bir kampanya olabilir izleyicilerimize? Evet, şu an zaten açılış özel kampanyalarımız devam ediyor. Bayramdan sonraya kadar devam edecek. Yaz geldiği için yani bütün paketlerimize, zayıflama olsun, cilt bakımı olsun, tırnak, protez tırnak ve kuaför alanındaki tüm işlemlerde bir kampanyamız devam ediyor. Eğer bize ulaşmak isterlerse Instagram hesabımızdan kolaylıkla ulaşıp randevularını alabilirler. Harika. Evet. Biraz önce ekranda yazdı zaten numaralar. Teşekkür Oradan ederim. Ulaşabilirler izleyiciler. Kampanyaları kaçırmayalım. Yaz, evet, geliyor değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Için. Çok sağ olun. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten işte çok fazla sektörde hem franchise hem de hizmet veren yerler var ama mutlaka ve mutlaka iyi bir yerde bu işlemleri yaptırmaya dikkat edin. Gerçekten çünkü hassas ve kendiniz de destekleyin. Ondan sonra güzellik merkezleriyle ilgili şikayet etmeden önce acaba siz suyunuzu içtiniz mi, sporunuzu yaptınız mı, beslenmenize, uykunuza dikkat ettiniz mi? Bunlar da çok önemli. Yaz gelmeden son rütuşlarımızı yapalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.